Süfyan ve Süfyan'ın ordusu, kıyametten önce gerçekleşecek fitnelerden biridir. Süfyan, Halid bin Yezid bin Ebu Süfyan'ın soyundandır. Kafası oldukça büyüktür. Yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan eser vardır. Gözünde de beyaz bir nokta bulunur. Şam şehrinden çıkacaktır. Ona tabi olanların çoğu Kelp kabilesindendir. Moğol nesli Müslümanlara saldıracak halife ölecek ve 2 yıl biaten sonra azledilecek. Olan zayıf bir adam başa geçecek. Şam batısındaki bir cami batacak ve Şam'dan 3 kişi ile batıdan gelenler birlikte Mısır'a gidecekler. Bu ise Süfyan'ın alameti olacaktır. Süfyan'ın alametleriyle ilgili hakimden rivayet edilen hadis ise şöyledir. Türkler size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman o halifeden sonra 2 yıl içinde azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman Şam'ın batısından batma olduğu zaman Şam'dan 3 kişi çıktığı zaman batı insanları da Mısır'a çıktığı zaman bunlar Süfyan'ın alametleri olacaktır. Süfyan'a rüyasında kalk ve ortaya çık denir. Kalkar fakat kimseyi bulamaz. İkinci bir rüya ile aynı şeyi görür fakat yine kimseyi bulamaz. Üçüncü rüyada ise kalk, çık ve kapının önüne bak denir. Kalkıp kapıyı açtığında ellerinde bayraklarla 7 ya da 9 kişi görür. Bunlar Süfyan'a biz senin ashabınız derler. Süfyan onlarla beraber çıkar ve vadinin çeşitli yerlerinden birçok insan da kendisine tabi olur. Allah kendisine karşı Şam sahibini çıkarır, ona karşı savaşır. Ama sancağına baktığı zaman Süfyan onu yenilgiye uğratır. Sayıları Bedir savaşçıları adedince olan insanlar rukun ve makam arasında ona biat ettikten sonra Irak ve Şam'dan pek çok ebdallar Mehdi'ye tabi olanlar gelecek ve Mehdi'ye katılacaklar. Fakat Şam'dan ayrı bir ordu da ona karşı gönderilecek ama bu ordu çölde yere batacaktır. Ancak biri Mehdi'ye, diğeri de Süfyan'a mensup iki kişi sağ kalacaktır. Süfyan 360 süvari ile Mehdi'den öne çıkacaktır. Kelp kabilesinden 30 bin kişinin katılacağı bir orduyu Irak'a gönderecek. Bu ordu doğuda bir şehir olan Zevra'da 100 bin kişiyi öldürdükten sonra Küfe'yi işgal edecektir. Ancak Temimi kabilesinden Şuayb isminde bir komutanın emri altındaki mukabil bir ordu da doğudan çıkacak ve Kufe'yi işgallerini öldürecek. Buradaki esirleri kurtaracaktır. Bunun üzerine Süfyan ikinci bir ordu düzenleyerek Medine'ye gönderecek ve 3 günlük bir işgalden sonra Mekke'ye yöneldiğinde Allah Cebrail'i ayağıyla onlara vurmakla görevlendirecek ve çöl toprağında Süfyan'ın bu ordusu yere gömülecektir. Süfyan'a haber verecek 2 kişi dışında sağ kalan olmayacaktır. Sonuçta Müslümanlar Mekke'yi onlara teslim etmeyeceklerdir. Daha sonra Süfyan savaşçılarının İstanbul'a tahrip etmeleri için Rum'un reisine haber salacak. Ancak Şam kapısında Müslümanlar galip gelerek onların boyunlarını vuracaktır. Süfyan kendi zulüm ve kayfiyene karşı geleni öldürtür ve saltanatı devam ederken aniden semadan bir münadi ey insanlar. Muhakkak Allah size zalimleri, münafıkları ve onları uyanları men etmiş ve size ümmeti Muhammed'in en hayırlısı olan ve Mekke'de bulunan ismi Ahmet, babasının ismi Abdullah olan Mehdi'yi reis kılmıştır. Ona katılınız diyecektir. Bu arada sahabe tarafından ya Resulallah, Mehdi nasıl bilinecektir diye sorulmuş ve Peygamberimiz de o benim neslimdendir. Boyu posu sanki beni İsrail cahiliğindendir. Üzerinde pamuktan iki cübbe bulunur. Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. Ve sağ yanağında bir nişan vardır. 40 yaşlarındadır cevabını vermiştir. Süfyan Kufe'ye girer ve 3 günlük bir işgalden sonra 60 bin kişiyi öldürür. Burada 18 gece kalır. Kufe'nin mallarını hepsini paylaştırır. Ancak Süfyan'ın Kufe'ye girişi Türkler ve Rumlarla karşı karşıya çarpışmasından sonradır. Sonra onların aralarında fitneler sokar. Ve onlardan bir grup Horasan'a döner. Süfyan öldürür, kaleleri yıkar, Kufe'ye girer. Sonra Horasan ehlini arar. Horasan'dan Mehdi'ye bir ordu gönderir. Hazreti Muhammed'in soyundan bazı insanları Kufe'ye getirir. Sonra Mehdi ve Mansur çıkıp kaçar ve Süfyan onları araştırır.
Mehdi ve Mansur Mekke'ye vardığında Süfyan'ın ordusu da Beyda'da batmış olur. Sonra Mehdi Medine'ye gelerek Beni Haşim'den hapiste olanları kurtarır ve burada siyah bayraklar çıkarak bir su kenarına varırlar. Bunu duyan Süfyan ve yakınları kaçarlar. Mehdi ardında Kufe'ye inerek burada Haşimileri kurtarır. Sonra Kufa havalisinden kendilerine Usub adı verilen bir cemaat çıkar ki silahları da azdır. Onların arasında Süfyan'ın arkadaşlarını fark etmiş olan bir kısım Basralılarda bulunur. Böylece onlar Kufe halkından esir bulunanları Süfyanilerin elinden kurtarırlar ve ardından siyah bayraklı ordu biat için Mehdi'ye gelir. Siyah bayraklar taşıyan ordular çıkacak ve Süfyan'la savaşacaklar. Onların Yavaş Temimi soyundan Salih oğlu Şuayb adındaki bir kumandanın öncülüğünde yapılacaktır. Mehdi'nin gelmesinden önce Süfyan'ın ordusu Kufe'ye gidecek. Horasan ehli de Mehdi'yi aramaya çıkacaktır. Horasan ehli ve aralarında Haşimi gencinin bulunduğu ordu siyah bayraklarla birleşecekler ve başlarındaki önder Şuayb bin Salih olacaktır. Bu ordu Süfyan'la Estahir kapısının sağında karşılaşacak ve büyük bir savaştan sonra Süfyan'ın askerleri dağılacak ve siyah bayraklar galip gelecektir. İşte o zaman insanlar Mehdi'yi temenni edecek ve onu arayacaklardır. Mehdi Şam'dan Mısır'a ve Doğu illerinden birçok insan Mekke'ye gelir. Burada rükün ve makam arasında ona biat ettikten sonra önlerinde Cebrail, arkalarında da Mikail olduğu halde Şam'a gelmek üzere Mekke'den yola çıkarlar. O zaman yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Mehdi hazineleri çıkacak ve Şam'a geldiğinde Tabariye adasına ulaşan ağacın altında Süfyan'ı keserek öldürecektir. Ve yine Mehdi Kelp kabilesini yok edecektir. Resulullah bu savaşta ilgili olarak kim o savaşta bulunmamışsa zarara uğramıştır buyurmuştur. Bu kabilenin yok edilmesine içkiyi helal kılmaları sebebiyle müsaade edilmiştir. Keza bütün ümmet 1400 senedir ahir zamanın dehşetli şerrinden Deccal ve Süfyan'ın korkunç fitnesinden hep istizade ile Allah'a sığınmış. Allahümme ecirne min fitneyi ahir zaman, Allahümme ecirne min fitneyi Mesih-i Deccal ve Süfyan diye dua etmiştir.